şehrimizde yaşıyorlar. Ve aynı zamanda üniversitemiz artık Bandırma bir üniversite şehri oldu. Başta rektörümüz olmak üzere akademik kadro ve öğrencilerimiz gerçekten çok ileri bir düzeye doğru gidiyorlar. Burada okuyan arkadaşlarımızın ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey söylemek istiyorum. Konu son birkaç gündür Bandırma Spor. Bandırma Sporumuz inşallah Perşembe günü bir galibiyet alarak Süper Lig'e ulaşacak. Hepimiz buna yürekten inanıyoruz. Ben onun için as başkanımız orada bir şey söylediğiniz Bandırma Spor Başkan Vekili şu anda. Aynı zamanda belediye meclis üyemiz Badem Bey. Ben sözü önce kendisine başlamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Herkese merhabalar. Öncelikle kusura bakmayın. Sesim gerçekten pazar günkü maçtan beri daha yeni yeni toparlanıyor. İnanılmaz bir heyecan var. Hem başkanımızda hem yönetim kurulunda. Şehri de bu heyecanı yaşadığını hissediyoruz. Gündem şu anda açıkçası ben sizi biraz böyle normal hayattan uzaklaştırdım tamamen. Bandırma şehri, Bandırma Spor üzerine kurulu şu ara. Perşembe günü Allah izin ederse inşallah tabii ki bu noktaya kadar getirdik. Sonunda güzel bitirmek istiyoruz. Ve bu şehrin 1965 yılından beri kurulu olan bu takımı Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Bu anlamda dün akşam sağ olsun Belediye Başkanımız Tolga Tosun önderliğinde Kulüp Başkanımız Onur Göçmez'le beraber Bandırma Spor'a destek verecek olan iş adamlarımızla güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Takımımıza çok güzel bir birim rakamı bağış yaptılar. Yönetim kurulumuz da buna destek vererek Perşembe günü takımımızı motive etmek anlamında elimizden ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle saat 15 itibariyle biletlerimiz satışa çıkıyor. Doğu ve Güney tribünler tamamen Bandırma Spor'a ait olacak. Bu da yaklaşık 16 bin bilet demek. Paso Ligi olan herkes, bunda Bandırma Spor Paso Ligi olabilir, Urfa Spor Paso Ligi olabilir, Fenerbahçe'si Galatasaray, herkes Bandırma Spor maçına bilet alabilecek. Biz tabii ki bunu dillendirmiyoruz. Basının gücü de temsilcileri de burada. Onlardan da rica ediyorum aslında. Sadece üniversite öğrencilerimize has şöyle bir şey yapacağız. Bunu ilk ben burada açıklayayım. Çok dışarıda dillendirmek de istemiyoruz. Adet kaç olursa olsun. Bu 500 olmuş, 1000 olmuş, 5000 olmuş. Üniversite öğrencilerimizden maça gelmek isteyenlerin otobüs biletleri dahil fasolik ücretleri dahil hepsini yönetim kurulu karşılayacaktır. Burada amaç tabii ki sizleri şehirle beraber aslında bütünleştirmek. Takım kaptanımız Gökhan, kaleci Gökhan bize geçen maçta Eyüp maçından önce çok güzel bir cümle kullandı. Ben de size ileteyim. Bizim derdimiz Bandırma Spor'u Süper Lig'e çıkarmak değil dedi. Bizim derdimiz Bandırma şehrini Süper Lig'e çıkarmak. Bu Süper Lig'e çıkarken tabii ki sizlerin katkısı olacak. Çünkü orada biz o 16 bin kişiyi doldurmamız için sizlere ciddi anlamda ihtiyacımız var. Şehrin tahmin ediyorum 7 bin ile 10 bin arasında gelecek olan insanlar. Hatta şöyle söyleyeyim size. Şu anda Bodrum'dan yaklaşık 2 otobüs bugünkü rakamlar. İstanbul'dan 15 otobüs var. Çevre ilçelerden Ayvalık, Edremit, Balıkesir'in tüm ilçelerinden ciddi derecede yani Bandırma sporlu olmayıp ama bu şehre değer veren insanlar maça gelecekler. Şu anda zaten eğer futbolu biraz takip ediyorsanız ya da sporu biraz takip ediyorsanız şu anda Güney Marmara'da İstanbul haricinde hatta Ege'de tek Süper Lig takımı olabilecek takım Bandırma biz bunu açıkçası sizlerle beraber başarmak istiyoruz. Onur Başkanımız yanılmıyorsam ben de gelmiştim onlarla beraber.
da güzel de bir sunum yapmıştı arkadaşlar. Biz sizleri çok önemsiyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Belki Bandırma Spor burada bir yerde birbirimize kenetlenmeyi sağlayacak üniversiteyle, takım, şehir. İnşallah da o gün başarılı oluruz. Güzel bir sonuçla hep beraber günün sonunda kutlamayı yaparız. Öncelikle Adem Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm üniversite öğrencilerimize bu imkanı sağladıkları için. Sanırım bir iletişim Bandırma Store'da, Bordo Kutu'da bu şekilde bir giderek isim yazdırarak bağlantıyı kuracaklar. Evet, onu da çok kısa hemen açıklayayım. Bugün itibariyle aslında başladı. Meydanda, otoparkımızda Bordo Kutumuz var. Orada gönüllü arkadaşlarımız var, taraftarlarımızla. Orada isimlerini yazdıranları hepsini not alacağız. Otobüs planlarımızı ona göre yapıyoruz çünkü şu anda 70 otobüsümüz doldu. Biz rakamsal otobüste bir sıkıntımız yok. Fakat doğru planlama yapmak adına orada isimleri alacağız. Otobüslere de binerken Perşembe günü pasoli yani biletini aldığımız her arkadaşı otobüse alacağız. Sağ salim oraya götürüp sağ salimde güzel bir sonuçla Bandırma'ya tekrar hep beraber döneceğiz. Evet, öncelikle davetinizde Genç Liderler Topluluğu'nun bir daveti olması bizi mutlu etti. Bizi genç olarak saydığınız için de ayrıca mutlu olduk. Ben kısaca kendimden bahsedecek olursam 1987 yılında Antalya doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi aynı Antalya Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirdim. Üniversitede Balıkesir Üniversitesi Necati Eğitim Fakültesi matematik öğretmenliğinden 2009 yılında mezun olup göreve başladım. Tabii bu süreç içerisinde hem üniversite yıllarında hem de göreve başladıktan sonra aktif sivil toplum kuruluşları ve sendikalar içerisinde görev almaya başladım. Bu yetmedi ve bununla birlikte ikinci bir üniversite olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2018 yılında bitirdim. Henüz stajımı yapmadım ama ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda stajımı yapıp avukatlıkta düşünüyorum. Tabii Genç Liderler Topluluğu olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Üniversite yıllarında sizin hani birinci sınıfta bir topluluk başkanı olarak bu tarz bir etkinlik ve sosyal alanda olmaz beni çok mutlu etti. Ben de kendim üniversite yıllarında çeşitli topluluklarda görev almıştım, aktif görev almıştım. Tabii Bandırma'daki yaşantımızda da özellikle sendikacılık ve dernekçilik alanında birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev almaya çalıştım. Bandırma'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Eğitim İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum. Sonrasında Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma Şube Başkanlığı görevini üstlendim. Bunun üzerine 2019 yılından sonra geçtiğimiz yıl daha 10 aylık bir sürecimiz var. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaklaşık 300-350 tane delegesi olan Bandırma Sivil Toplumu'nun ve birçok kuruluşun öncüsü olan şehrin hakkını, hukukunu korumakla görevli olan, kendine ait bir yönetmeliği olan, aynı zamanda 5.393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 76. maddesi gereğince oluşturulan Bandırma Kent Konseyi Başkanlığı'na seçildi. Şunu çok önemsiyorum, Adem Başkan da aynı şekilde kendisi de çok genç yaşta, 29 yaşında, 30 yaşında Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşunun başkanı oldum. Bu dönemde en genç başkan olarak da anılıyordum. Şimdi artık daha gençleri de gelmeye başladı. Kısacası kendimden bahsedecek olsam bu şekilde. Aynı zamanda çok bir görev olarak üstlenim bilmiyorum ama en büyük şeref duyduğumuz görevlerden birisi de Bandırma Spor'da Yedek Yönetim Kurulu'nda da görev alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Evet. Yok, ben bugün çok siyaset ya da ticaretle ilgili konuşmuyorum. Tamamen Bandırma Spor'a odaklanayım. Şöyle, 1974 Trabzon'da olmuyor.
Babamın memuriyeti nedeniyle çok yer gezdim. İlkokul, ortaokul, farklı yerlerde. Karacabey, Adana Ceyhan, İnegöl. En son Bursa Uludağ Üniversitesi'nde o dönemde hayali olan beden eğitimi öğretmenliğine sınavını kazandım. Belki de yani gençlere çok doğru bir örnek olmayacak ama eşimle tanışmamdan dolayı o dönemde üniversiteyi birinci sınıfta bırakıp bir an önce askerliğe gidip eşimle evlenmeyi tercih ettim. Ve bir an önce de ticarete başladım. Ama inanılmaz derecede şunu söyleyeyim. Üniversite okumamanın eksikliğini normal hayatımda çok ciddi derecede hissettim. İki tane kızım var. Bir kızım şu anda Arkas Lojistik'in New Jersey'deki şubesinde görev yapıyor. Kendisi Bilkent Mütercim Tercümanlığı tam burslu okudu. Bizler üniversiteyi okumadık ama kendi evlatlarımıza bu anlamda sağ olsunlar, onlar da bizi hiç üzmediler. Ciddi derecede destek veriyor. Üniversiteyi okudu. Diğer kızım şu an İktihan Lisesi'nde. Allah nasip ederse önümüzdeki sene o da üniversiteye girecek. 25 yıldır Bandırma'dayım. Çanakkale Seramik Bayisi'yim. İnşaat sektöründeyim. Yani Bandırma'da görmüş olduğunuz inşaatların hemen hemen hepsiyle bir şekilde bir ticari bağımız var. Tolga Başkan'la beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi seçildim. Siyasete girdim. Hem Tolga Başkan'ı kıramadığımız için hem de şehrimize karşı sorumluluklarımız olduğu için bu görevi üstlendim. Daha sonrasında Onur Köşmez Başkanımızla tanıştık. Bandırma Spor'a girdik. Her iki tarafta da elimden geldiğince şahsi olarak ne yapmamız gerekiyorsa maksimumunu yapmaya çalışıyoruz. 7/24 telefonumuz açık. Bizde telefona çıkmama, telefona dönmeme, böyle bir alışkanlığımız yok. Böyle bir terbiye gördük. Yapabileceğimiz her şeyi maksimumunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizde olmadan bazı şeyler tabii ki yetkiler çerçevesinde yapamadığımız şeyler oluyor. Ama onun da bilgisini muhakkak veriyoruz. Bunları yaparken ben tamamen 25 yıldır bu sektörde, inşaat sektöründe dükkanın, işletmenin kurulduğu günden beri eşimle beraberim. Eşim benim bütün her şeyimi o açıkçası çözüyor. Bütün işletmemi o döndürüyor. Çünkü ben bu kadar işte Bandırma Spor, bir taraftan belediye, bir taraftan işte Bansiyat iş adamları, bu kadar koşuşturmayı ancak eşimin desteği olmadan tabii ki yapamıyorum. Sağ olsun burada iki kızın da hakkını helal etsin. Çünkü benim büyük kızım yaklaşık orta sona kadar tamamen dükkanda büyüdü. Ben size öyle söyleyeyim. Yani ben belki de kızımla hiç böyle bir sosyal hayatım olmadıydı. Ancak daha yeni yeni işte. Artık o da üniversitesini bitirdi. İş hayatına başladı. Daha yeni yeni birbirimizi anlamaya başladı. Bandırma güzel bir yer. Bandırma'nın güzel olmasını aslında rektörümüze, öğretim üyelerimize borçluyuz bir yerde de. Çünkü bu üniversiteyi kazandırdılar. Üniversite her şehrin bence marka değerini arttırıyor. Sosyal olgusunu arttırıyor. Ben çok dediğim gibi memuriyetten dolayı o kadar yerlerde bulundum ki Bandırma çok güzel bir memleket. Herkesin nefes alabileceği, herkesin yaşam alanını kısıtlanmadığı güzel bir şehir. İnşallah sizler de keyfini sürersiniz. Ben olaya şöyle bakıyorum sizlere de. Gerçekten 4 sene, 2 sene ne okursanız okuyun, okuyun muhakkak ama bu hayatınızdaki en güzel tatil süresi olacak. Belki sıkılıyorsunuzdur. Okul hayatı belki yoruyordur muhakkak stresi, sıkıntısı, sınavları. Ama iş hayatına girdikten sonra emin olun en çok aradığınız yer okulunuz olacak. Buradaki dostluklarınız, eğlenceniz, arkadaş ilişkileriniz. Çünkü bunu hep bir tecrübe, zamanla yaşadık. İnsanlar günün sonunda hep dönüyorlar arkaya. Ah, üniversitedeki arkadaşlarım ya da üniversitedeki ortamım diyor. O yüzden bu anlamda bence bunun keyfini sürüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Erdem Bey, benim size ayrı bir sorum olacak. Tabii ki. Bir gencin kariyer gelişimi, bir futbol takımının serüvenine benzeyecek olursak.
hayatta başarılı olmak için ne yapmamız lazım? Hangi taktikle oynamalıyız? Süper Lig'e çıkmak için kaç puan toplamalıyız? Şöyle söyleyeyim, açıkçası biz belki biraz olacak, uzun olacak ama hemen kısa tutmaya çalışayım. Biz geçen yıl Onur Başkan'la beraber yönetim kuruluna girdiğimiz zaman takım 3. ligden Onur Göçmez sayesinde ve yönetici arkadaşlar sayesinde 2. ligde kaldılar. Daha sonrasında Onur Göçmez ve yönetim kurulunun planlamasıyla takım şu anda bulunduğu 1. lige çıktı. 1. ligde hedefimiz ilk yıl ligde kalmaktı. Açıkçası zaten onu slogan haline getirmiştik. Bunu da yaparken planladık. Planlamasını yaptık. Aile birliği yaratmaya çalıştık. Tüm oyuncularımıza hiçbir şekilde borç yapmamaya çalıştık. Herkesin ödemelerini düzenli yapmaya çalıştık. Günümüzde bu yıl geldiğimiz zaman biz dedik hedefimiz playoff. Playoff'a geldik. Tabii ki süreç bizi Süper Lig'e doğru itti. Şu anda Süper Lig yolunda sadece 90 dakikamız kaldı. Şimdi insan hayatında da özellikle üniversite öğrencilerinde şöyle söyleyeyim ya da eğitimde muhakkak hepimizin kendine göre bir planlaması vardır. Kendi düzeniniz vardır. Kendi iş hayatınızla ilgili ya da kendi öngörünüzle ilgili bir şeyler tasarlıyorsunuzdur. Ama en önemlisi bir planlama. Ben bunu Onur Göçmez'le beraber öğrendim, hayata geçirdim. İki, tabii ki takımla ilgili aile ortamı. Bu sizin özel hayatınızda da kendi arkadaşlarınızla aile ortamı. Hayatın keyfini çıkartmak. Yaptığınız işi mutlu olmak. Okuduğunuz bölümle ilgili keyif almak. Günün sonunda zaten otomatikman bunları yaptığınız zaman muhakkak bir başarı geliyor. Ama başarı kıstası, bakın biz geçen takımı ligde tuttuk. Bizim için ve bu şehir için 65 yılında kurulan bir takım için müthiş bir başarıydı. Bu yıl playoff dedik. Playoff'a da geldik. Belki şampiyon olamayacağız. Bakın belki çok büyük, yani dillendirmek istemiyorum ama aslında bu şehir, bu takım fazlasıyla başarıyı elde etti bu yıl playoff'a kadar. Ama işte diyoruz yani işte bir hazımsızlık oluyor. İşte şunu da yapalım, bunu da yapalım. Günün sonunda inşallah 90 dakikanın sonunda Süper Lig'e çıkarız. Hem bu şehir için güzel sonuçlar olur. Hem de sizlerin hayatında farklı bir renk katmış oluruz. Adem başkanımız da dediği gibi tabii ki planlı bir çalışma çok önemli. Ben bir kez daha bir şey söylemek istiyorum. Hazır Sayın Rektör Yardımcım Alparslan Hocam da buraya gelmişken. Özellikle kent konseyi sürecinde üniversitemizin desteğini, işbirliğini Aydeniz Hocam da burada. Yani çok fazlasıyla hissediyoruz. Bu şehir bir üniversite şehri. Ve üniversite şehri olduğu için üniversitemizin daha iyi noktalara gelmesi bizim de en büyük isteğimiz. Bunun için de her fırsatta gerek Bandırma Spor, gerek belediyemiz, gerek kent konseyimiz her zaman işbirliği içinde zaten çalışıyoruz. Onun için bir teşekkür etmek istiyorum. Yani kariyerde bir hedef planlaması tabii ki oluyor ama ben şunu öngörüyorum. Belli bir noktalara gelebilmek için kesinlikle hangi görevi üstlenirsek üstlenelim, o görevi layıkıyla yaptığımızda zaten sizi otomatik olarak belli bir yere taşıyor. Yani yaptığınız görev ne olursa olsun işinizi en iyi şekilde yapmalısınız diye düşünüyorum. Çünkü işinizi en iyi yaptığınız zaman zaten başka noktalara gelebiliyorsunuz. Ben asla ileriye yönelik çok fazla hedef yani belirlemiyorum. Sadece bulunduğum noktada işimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz çok girmek istemedi Adem Başkanım ama bir siyaset, bir işte farklı konumlar, işte ilçe içerisinde çeşitli dengeler yaptığınız her işte sizi çok fazlasıyla yoran, eleştiren ya da tamamen eleştirilmiş olmak için eleştiren yani birçok yapı oluyor. Bu yapılara karşı çok fazla kendinizi açıklamaya çalışırsanız farklı noktalara gidiyor. Kısır bir döngüye gidiyor olay.
Burada aslında en iyi cevap ne zaman olursa olsun planlama dedi başkanımız ama onun dışında şunu da eklemek istiyorum. Yaptığınız işte en iyi şekilde yapmak ve o işe konsantre olmak diye düşünüyorum. Bunu yaptığınız sürece hani hedef şu oluyor, bir görev üstlendiğimizde o sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmekse eğer hedefimiz işte onu da görevimizi en iyi şekilde yaparak oluyor. Benim kariyerle alakalı ileriye yönelik planları da içinde bulunduğum görevi en iyi şekilde yapma gibi bir prensibim var kendi adıma. Teşekkür ediyorum. Sayın Erdem Bey, aynı soruyu söyleyenler çalışıyorum. Kariyerinize başlarken hedefleriniz neydi şu an? Olmak istediğiniz yer neydi? Şöyle, açıkçası ilk yani ticarete başladığımızda ticaretten bir haber. Yaşım 23'tü o zaman. Yani çok zor bir sürece başlamıştık eşimle. Ama yani yavaş yavaş hem sektörü tanıyarak hem ülkedeki ekonomik gerçekleri görerek işletmemizi belli bir seviyeye getirdik. Ticarette şöyle bir şey yok. Evet işte buradayız, çok iyiyiz falan. Ticarette hep bir adım öne geçmek zorundasınız. Hep bir adım atmak zorundasınız. Duraksama şansınız yok. Hamlelerinizi doğru yapmak zorundasınız. Açıkçası kariyerle ilgili yani şu var. Ben insanların tabii kariyerine bakış açısıyla da önemli. Benim hayatımda hep şu olsun istemişimdir. Büyüklerimizin ve ailemizin başını öne eğdirmeyecek şekilde yaptığımız veya yapacağımız, atacağımız her adımda doğru işler yaparak doğru insan olma modeline yöneldik. Bunu kendi kızlarıma da söyledim. Şu anda hepimiz Bandırma'da hem Bandırma ticaretine, hem Bandırma siyasetine, Bandırma spora açıkçası gövdemizle girdik. İnşallah hani geldiğimiz noktada da şu anda Bandırma Spor noktasında dediğim gibi bana göre çok fazlasıyla bir başarı. Ticari hayatta hiçbir zaman için başarı da kıstas yok. Duramazsınız, yerinizde sayamıyorsunuz. O yüzden hani dediğim gibi kişinin kariyeriyle ilgili beklentisine evet benim işte iki arabam olsun, işte havuzlu villam olsun, bir teknem olsun diyorsanız kişiye göre belki o başarıdır. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben kendi hayatımda hep şunu şey yaptım. Ben soğan ekmek yiyip açıkçası ailemle huzurlu mutlu bir yaşam sürüyorsam benim için en büyük kariyer o. Evet, tabii ben burada biraz aslında çok sorulan kent konseyi yapısından biraz bahsedecektim ama şunu söylemek istiyorum. Burada birçok toplulukla zaten elimizden geldiğince hem belediyemiz hem kent konseyimiz işbirliği içinde oluyoruz. Kent konseyi bu kentin yüzüdür. Kent konseyi bu kentin demokratik, katılımcı ortamıdır. Ben buradaki tüm gençlerimizi, genç liderlerimizi kent konseyimize misafir olarak ağırlamayı çok istiyorum. Her zaman da bizim de kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum. Kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Bandırma'dan birkaç gün ayrıldığımda gerçekten Bandırma'yı özlüyorum. Burada birçok üniversite öğrencimiz var. Ben bu üniversite öğrencilerimizin birçoğunun belki Bandırma'da kalma isteğinin olduğunu da düşünüyorum. Ama buradan bir o öğrencilik hayatından sonra geçip eminim günümüzde tekrar bu Bandırma'ya yolunuz düşecektir. En kötü ihtimalle ziyaret etmek için geleceksiniz. Ben buradan arkadaşlarımıza bir Bandırma'ya katkı açısından şunu söylemek istiyorum. Mutlaka sevgili arkadaşlar Bandırma'mızda Kızikos'u, Daskilyon, antik kentlerimizi gezin. Bununla birlikte Bandırma'mızda Güney Marmara'nın en önemli merkezlerinden birisi olan Bandırma Müzesi'ne bir uğrayın. Kapıdağ hepiniz biliyordur ama Kapıdağ'da bir doğa yürüyüşü, bir kamp, bir işte Kapıdağ'ın güzelliklerini keşfetmek için mutlaka Kapıdağ bölgemizde bulunun. Ne bir denizinden yararlanabilirsiniz, doğasından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda Bandırma biliyorsunuz Atatürk'ün
Ulusal Kurtuluş Savaşımıza çıktığı vapurun ismidir. Biz bununla büyük bir gurur duyuyoruz. Bandırma vapuruyla İstanbul'dan hareket etti. Ve birçoğunuz belki bilmiyorsunuz ama Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın son kurşununun atıldığı yer de Bandırma'dır. Ve son şehitlerinin ki yaklaşık 80'e yakın şehidinin olduğu yer ve şu anda yatmakta bulunduğu yer Bandırma Ayyıldız Tepe'dir. Lütfen sizlerden gitmeden Bandırma son kurşun anıtına bir uğramanızı ve Bandırma'daki son mücadelelerle ilgili bilgi sahibi olmanızı isterim. Bununla birlikte defalarca tabi Atatürk gelmiş Bandırma'ya. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Cumhuriyet mimarisini yansıtan Bandırma'mızın güzel mimari yapıları olan bir nikah salonumuzu zaten hep görüyorsunuz. Şehrin de sembolüdür. Bizim de kent konseyimizin sembolüdür. Bunlar bizim için önemli eserlerdir. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle birçoğumuz için çok kıymetli olan Bandırma Kuş Cenneti. Zaten başka belki birazdan kalitesi çok başka çok görevimiz var. Hangisini söyleyeceğimizi bilmiyorum ama festival komitesi görevimiz de var. Festivalle ilgili de bence arkadaşlarımıza birazdan bir bilgi verebilirsiniz. Yarın başlıyor sahil şenliğimiz. Zaten öğrencilerimiz de eminim biliyorlardır ama ben Kuş Gölü'ne, Kuş Cenneti'ne bir uğramanızı, bununla birlikte Bandırma'mızdaki özellikle Kuş Cenneti'ne kıyısı olan köylere bir uğramanızı istiyorum. Yani Bandırma'da sadece evet bizim meydanımız, sahibimiz çok kıymetli ama bununla birlikte bir de şeyi atlamayayım, Edincik. Osmanlı'nın merkezi. Zaten biliyorsunuz önceden Bandırma Osmanlı döneminde bir köy iken Edincik şehir merkezi oluyor. Edincik'te birçok Osmanlı'dan kalma yapılar var. Bunları ziyaret etmenizi özellikle istiyorum. Bir nevi benim en büyük tavsiyem, gençlere tavsiyem iki noktada. Bir, şehrimizi tanımak ve gittiğimiz yerde güzel bahsetmek için bu noktalara uğramasını isterim üniversitede öğrencilerimizin. Bir diğeri de özellikle üniversite yıllarında sizler gibi topluluklarla, yani sivil toplumla, kısacası artık biliyorsunuz sadece diploma yeterli olmuyor. Diplomanın dışında özellikle sosyal sorumluluk, gönüllülük projelerinde yer almanız, bu projelerin sonucunda çıkan, ortaya çıkardığınız çıktılar. Ve bunun gibi özellikle işte hem üniversite içinde hem üniversite dışında sivil toplum ilişkileri ve işte bu tarz topluluklar, ne bileyim sivil toplum kuruluşları ve çeşitli alanlarda yaptığınız faaliyetlerin emin olun günün birinde döndüğünüzde üniversite yıllarından sonra size katkısını çok çok iyi anlayacaksınız. Bunu bizzat üniversitede toplulukların içerisinde yönetim kademelerinde görev alan birisi olarak söylüyorum. Burada edindiğiniz o küçük tecrübeler sizi çok daha ileriye taşıyacaktır. Tabii bizim de çok üzüldüğümüz bazı noktalar oluyor. Bazen çok yanlış anlaşılıyorsun. Bazen her insanın işte seni anlaması, kavraması bir olmuyor. Ancak sonuçta bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Siz kendinizi ya da işte Z kuşağı diye adlandırılan bir kuşak geliyor teknolojiyle iç içe olan. Ben bu tarz sosyal faaliyetlerin içinde tüm arkadaşlarımın yer almasını istiyorum ve Bandırma Kent Konseyi Başkanı olarak da öğrencilik yıllarınızda az önce bahsini ettiğim yerlere bir kez olsun uğramanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Ben şöyle başlayayım. Bence kendi hayatınızda ne istiyorsanız onu yapmaya çalışın. Muhakkak aile bireylerinizin bir dayatmaları olacaktır. Herkesin kendine güvenli babası farklı bir şeyler isteyecektir ama kafanıza, kendi içinize ne siniyorsa onu yapın. Bu hem eğitim anlamında hem iş hayatı anlamında. Çünkü bu hayat sizin. Günün birinde anne babanızla ayrılıyorsunuz. Bugün üniversite sıralarındasınız. Ayrıldınız zaten. İçinizden ne geçiyorsa özellikle iş hayatında bence onu yapın. Tabii ki anne babaların insanlar dinlesinler hani demesinler demiyorum ama ben iki evladıma da hiçbir şekilde müdahale olmadım eğitim anlamında. Ne istiyorlarsa kendi hayatlarını kendileri çizdiler. Şunu da belirteyim. Evet ben Onur Göçmez'de
çok ciddi bir dostluğumuz var. Benim başkanım. Ama benim kızım aslında çok farklı yerlerden talep gördüğü halde biz başkanımızı kıramadık. Onun yanına girdi. Hayatta şöyle bakın, herhangi bir torpille olmuyor bunlar. Evet, birçok şey, herkes insanlar şuna bakıyor, işte devlet kurumlarında ya da özel sektörde bizde de bitmek bilmeyen CV'ler geliyor önümüze ama kendi hayatınızı kendiniz çizin. Günün sonunda muhakkak başarılı olursunuz. Zaten her okuyanda kamuya falan girmeyecek, biraz ticari hayata da bence bakın. Çünkü ticaret de önemli. Ticarette de sizin gibi değerli insanlara ihtiyaç var. Biraz daha kalitenin de artması gerekiyor. Serdar Başkan'ın dediği gibi özellikle Z kuşağı belki de bu ülkenin hem katma değerli ticaret ürünlerini geliştirecek gençlerden kurulacak. Hem de bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak. Çok siyasete girmeden şunu da söyleyeyim. Tolga Tosun başkanımız bu şehir için bana göre çok büyük bir şans. Benim arkadaşım, dostum ya da başkanım olduğu için değil, gerçekten gencecik, pırıl pırıl bir arkadaşımız ve her zaman ulaşabileceğiniz bir telefon kadar yakın, kimseye hayır demesini sevmeyen, tabii ki yasal çerçeveler içerisinde mevzuat gereği yapılabilecek her şeyi yapan bir insan. Bu şehir için kendisini fazlasıyla adamış. Ben hatta bazen şöyle diyorum ona, hani ne kullanıyorsan bize de ondan tavsiye et. Çünkü hiç mi insanın yüzü düşmez, hiç mi gardı düşmez? Sürekli tebessüm halinde ve hep motivasyon. 7-24 çalışıyor bakın. İnanılmaz bir enerji var. İnşallah o tür insanlar memleketimizde çoğalır. Şunu da söyleyeyim. Aslında hep klasiktir. Bize de zamanında hep şunu söylediler işte. Ülkenin geleceği gençlerdir diye. Hakikaten sizlersiniz. Bu ülke birçok şeyi sizlerle beraber başarıyor, başaracak zaten. Onun da zaten herkes farkında. Birçok şey de kırılıyor. Yani bazı şeyler engellenmeye çalışsa da bunları siz aklınızda, fikrinizle geçeceksiniz eminim ki. Kısaca şunu da söyleyeyim. Az önce Serdar Başkan'ın bahsetti. Bandırma Spor yönetimi 18 kişiden ibaret değil arkadaşlar. Yani orada 18 kişi bu takımı buralara getirmedi. Arkamızda yaklaşık 20 tane yedek yönetici dediğimiz, aslında yedek, bizde öyle bir kavram da yok ama 20 arkadaşımız daha var. İnanılmaz tesisleri olmayan bir yere Tolga Başkanımızla beraber TOKİ'de bir tesis alanı kazandırıldı. Orayı revize ettik. Belediyemiz arkamızda, doğru işler yaptığımız için. Bakçısından tutun, işte güvenlikçisinden tutun, hizmetlisinden tutun, sportif direktörlüğünden tutun, Mustafa hocamız ve ekibinden tutun. Bakın, keşke gözlemleyebilseniz, hani böyle bir haftalarını sizlere özetleyebilsek. İnanılmaz bir ekip çalışması var. Bu ekip çalışması olduğu için, o aile ortamını yaratabildiğimiz için bu şehirde ve çok cüzi rakamlı bir bütçeli takım kurduğumuz için başarılıyız. Biz 18'lik bir takımda bütçesel anlamda sezon başında kurduğumuzda 22,5 milyondu bu takım. 12. veya 13. takımdık bütçesel anlamda. Şu anda kur farkları işte 26-27 milyon oldu. Biz geldiğimizde Onur Başkan'la 30 milyon gibi bir borcumuz vardı. Şu anda 43 milyon gibi bir borcumuz var. Fakat 43 milyonun üzerinde çok kıymetli bir takımımız var. Yani bugün takımdan iki oyuncuyu sattığınız zaman çok rahat borcunuzu kapatıyorsunuz ve üstüne para kalıyor o kulübe. Bunun ötesinde bizim yabancı transferlerimizi yapan sizler gibi genç arkadaşlar, belki çok komik gelecek size ama biz hiçbir şekilde menajerlerle iş yapmadık. Üniversite mezunu 22-23 yaşında 3 tane arkadaşımız sezon planlamamızı yaparken Mayıs ayında 3 ay boyunca şu anda bu takımda gördüğünüz her yabancının 7 tane maçını
90 dakika bizzat izledi. Ve onların verdiği raporlar neticesinde Onur Göçmez ve ben ve Mustafa hocamız bir süzgeçten geçirdik. Ama günün sonunda o arkadaşlarımızın verdiği raporun sonucunda o arkadaşlarımızın tavsiyesiyle bugün kediyi 110 gün euro oynatıyor bu şehir. Remi'yi en pahalı transferimizdir. 200 bin euro oynatıyor. Bunu şunun için örnekliyorum. Herkes bu şehrin parasına, kuruşuna kadar sahip çıkıyor. Özellikle yönetimsel ve çalışanlar anlamında. Bu başarı da böyle geldi. Biz bu anlamda o arkadaşlara da sonsuz teşekkürler ediyorum. Bunu da şunun için örnek verdim. Hiç ummadığınız içinizdeki bazı arkadaşlar belki farklı bir takımların yarın öbür gün scout ekibi olacaklar. Ben lütfen bu anlamda da bu tür şeylere önem verin. Muhakkak kendi sektörlerinizde çalışmalar yapıyorsunuzdur ama günümüzde inanılmaz derecede scoutlar artık 18, 19, 20 yaşındaki gençlerden başlıyor. Teşekkürler. Pek yapmak istiyorum. Şunu söyleyeceğim. Bir yanlış algı varsa onu da düzeltmek istiyorum. Hem Bandırma Kent Konseyi işte hem Bandırma Belediye'miz kesinlikle her türlü siyasi görüşe, her türlü etnik kökene, her türlü insan profiline, gence açık yerlerdir. Tabii ki görev seçildikten sonra ne olursa olsun tüm Bandırma'mızı kucaklayan bir yapıdayız. Asla bir siyaset kurumu, asla bir başka bir mercinin kanalı gibi görülüyorsak bu kesinlikle yanlıştır. Bunu bizzat zaten kendiniz geldiğinizde gözlemleyeceksiniz. Şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki Kent Konseyi'nin son bir yıl içerisinde Bandırma'da bu kadar duyulmasının, bu kadar faal olmasının en büyük aktörlerinden birisi az önce Adem Başkanım'ın da dediği gibi Belediye Başkanımız Avukat Tolga Tosun'dur. Bandırma Belediye'mizde, üniversitemizde, işte kaymakamlığımızda, her kurumla inanılmaz derecede işbirliği içinde çalışıyoruz. Belki de en büyük size tavsiye edeceğim şey, arkadaşlar kesinlikle vizyonunuzda ya da ileriye yönelik kendi kariyer planlamanızda her zaman tüm herkesi kucaklayıcı bir yapıda olur. Ben bunu özellikle öneriyorum. Tabii ki belli noktalara geleceksiniz, belli işte seçim aşamaları, belli işte farklı noktalarda olacaksınız ama göreve geldikten sonra da özellikle bir kentin sorumluluğunu, Bandırma Spor gibi, işte ne bileyim Bansiyat gibi, ne bileyim işte Ticaret Odası gibi, belediye gibi bu tarz kurumlara geldiğinizde de herkesi kucaklayıcı bir anlayışla sürdürmeniz lazım. Belki de en önemli noktalardan birisi de budur diye düşünüyorum. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. İdareden başkanım, yarın Bandırma'da Sahil Şenliği'yle festivaller evet. Başlıyor. Belki çok öğrenci arkadaşlarımızla onunla ilgili de bir bilgi çok kısa hemen tutayım. Evet. 31. Manyas Kuş Cenneti Festivalimizi düzenliyoruz. Tamam. Uluslararası. Ve bu şehir için çok önemli bir festival. Pandemiyle beraber aslında 2 yıl ertelediğimiz bir festivaldi. Bu yıl pandeminin azalmasıyla beraber artık yapmaya karar verdik. Tolga Başkanımızın açıkçası sahaya çıkın demesiyle beraber ciddi bir çalışma yaptık. Çok da güzel bir hazırladım. Bandırma Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü birimi. İnanılmaz etkinlikler var. Aslında herkes de festival şöyle algı oluşuyordu. Bunu şahsım da dahil, işin içerisine dahil olmadan önce. 3 veya 4 geceden ibaret gibi görüyoruz işte. Ülkenin gündemindeki sanatçıları getirerek ama öyle değil emin olun. Ayın 1'i itibariyle sahilde çok güzel şenliklerimiz başlıyor. Bunun içerisinde ilk ayın 8'ine kadar gelen ne kadar sanatçı belediyemize başvuran, ne kadar sanatçı genç arkadaş varsa etkinliğe dahil ediyoruz. Çok da güzel aşağıda organizasyon hazırlıyorlar bununla ilgili. 8'inden sonra malum ülkenin gündemindeki kıymetli sanatçıları çıkartıyoruz. İlk akşamımız Anadolu Ateşi ile başlıyor. Daha sonra yerel sanatçımız Kirpi Lerdet'te. İkinci akşamımız Simge Sağ'ın. Üçüncü akşamımız Ceylan Erten. Üçüncü akşamımız Selda Bağcan.
Dördüncü akşamımız Ceylan Ertan ve beşinci akşamımızın finali Hakan Altun'la yapacağız. Biz aslında çok erken başladık sanatçı seçimlerine. Fakat öyle komik şeyler yaşadık ki bu yıl biz erken başladığımızı zannediyorduk. Üç ay öncesinden. İnsanlar bir yıl öncesinden planlamalarını yapmışlar. Daha farklı sanatçılarla da çalışmak istiyorduk ama inşallah 17 Eylül bu şehrin kurtuluşunun 100. yılı olacak bu yıl. Bandırma Belediyesi olarak, kültür birimimiz olarak buna da hazırlanıyoruz çok güzel bir şekilde. Tabii ki de 29 Ekim'imiz bu ülkenin olmazsa olmazı. Yine bugün Allah'ın de görürsek güzel bir etkinlik hazırlayacağız. Festival komitesindeyiz aynı zamanda. Bu süreçte geçiyor benim için. İnşallah şu dediğim gibi heyecanıma da mazur görün. Çünkü yaklaşık pazar gününden beri hiç uyumadık Bandırma Spor'da. İnşallah perşembe akşamı güzel neticelendirip bu şehrin marka değerini biraz daha arttırmak istiyoruz. Ama yine söylüyorum, benim için olmazsa olmaz sizlersiniz. Perşembe günü eminim ki Alparslan Bey ve rektörüm, hocalarım da sizlere yardımcı olacaktır izin anlamında, okul anlamında. Bizlerle beraber o gün bu şenliği geçerseniz çok mutlu olacağız. Teşekkür ederim. Atlamıştım, notlarım da vardı. Sevgili arkadaşlar, üniversiteyi burada okudunuz ama görev yapacağınız ya da çalışacağınız şehir neyse lütfen gittiğinizde o şehrin kendine ait özellikleri, o şehrin tarihi, o şehrin kültürünü öğrenin, içinde bulunun ve bizzat yaşayın. Adem Başkanım dedi, evet Bandırma'nın biliyorsunuz Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin son kurşunun atıldığı yer Bandırma'dır. Bu yıl 17 Eylül 2022 Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı. Tabii ki 100. yıla dair üniversitemizin bir hazırlığı var diye biliyorum. Bir sempozyum yapıyor ama onun dışında hem Bandırma Belediye'miz hem Bandırma Kent Konseyimiz olarak da birçok çalışmanın içerisindeyiz. Bunların en önemlilerinden birisi bir kitap hazırlığı içerisindeyiz. Bununla birlikte eğer ki bölgemize dair ilgi duyan, tarihine ilgi duyan, İşte bölgemizin geçmişine dair bir takım araştırmaları yapan, bir makale hazırlayan, bir yazı yazan tüm arkadaşlarımızı yazılarını Kent Konseyi'ne bekliyoruz. Bu kitapta seve seve onlara yer veririz arkadaşlar. Bunu öncelikle bir belirtmek istiyorum. Zaten üniversitemiz her zaman destekçimiz. Aynı zamanda bir diğer nokta da şu, bu Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin 100. yılına dair mevcut son kurşunun anıtı değil ama az ilerisindeki bir noktada çeşitli hiç ortaya çıkmayan, 100 yıl sonra ortaya çıkan özellikle harp coğrafyacısı hocamızın araştırmaları ve daha sonra belediyemizin yaptığı jeoradar sonucunda çok güzel sonuçların olduğu bir şehitlik noktası şu anda bir çalışma yapıyor belediyemiz bu konuda. Bakalım bilmiyorum hani devletsel işleyiş nasıl olacak bilmiyorum ama bu belki de 100 yıl sonra ışığa çıkan, ortaya çıkan çok kıymetli bir değer. Orada yatan son Mehmetleri bulma gibi bir girişim var. Çalışmaları da devam ediyor. Özellikle son yapılan eşitlikçiye oradar sonuçları aslında çok olumlu ama tabii ki işleyişte devlet makam, valilik veya ilgili kurumların burada bir kazı yapma isteği olur mu ya da ne olur onu bilemiyoruz. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Yani yaşadığınız, şu anda okuduğunuz şehir 100. yılını bu yıl kutlayacak kurtuluşunun. Orada da hep birlikte olacağız diye düşünüyorum. Yani genç arkadaşlarım nerede olursanız olun, içinde bulunduğunuz şehrin tarihini, kültürünü ve insanını insanıyla birlikte olun diyorum. Bu vakti ayırdığınız için biraz açtık sanırım. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Teşekkür ederim. Kendi adıma ve genç liderlerime çok teşekkür ediyorum ben. Konuklarımıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Biraz plaket takdimi için rektör yardımcımız Alparslan Sevil'e bir selam atıyorum. Arkadaşlarımız adına, üniversitemiz adına. Çok sağ olun. Evet, bir Bandırma Spor'a bir final alkışı yapın bakalım.
başarılı öğrendiniz inşallah. İnşallah, çok sağ olun. Evet. Serdar Başkanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her zaman. Adem Başkan. İyi işler olsun. Adem Başkan'ım artık atkıyı taksanız mı diyorum. Bir arkadaşımıza gidiyoruz abi. Evet, buradayız. Evet, buradayız. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Öyle mi? Yani böyle özel yani. Valla büyük bir şey yazıyor. Hatta bunu arkada her arkadaşın bir sloganı var. Şöyle, Adem abinin kendi sloganı. Bize de böyle bir şey işte. Ne yazıyor? Herkes yılsa Adem Yılmaz diye. Herkes yılsa Adem Yılmaz. Şöyle bir açalım hocam gözüksün. Herkes yılsa Adem Yılmaz. Evet. Evet. Tamam. Güzel. Arkadaşlar sözü aldınız. Lütfen paso liginizi bugün halledin. Ücretsiz bir şekilde Bandırma Sporumuz sizi Kocaeli'ye Perşembe günü taşıyacak.